Günaydın değerli izleyenler. Bugün 1 Nisan, ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 39.302 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 152 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 1.401 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 31.537, ağır hasta sayısı 2.082 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamak dedi. Mevduat faizleri ve katılım hesaplarını ödenen kar paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 2 ay uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce 31 Mart'ta son bulması öngörülen uygulama 31 Mayıs tarihine uzatıldı. Ekonomik güven endeksi Mart'ta aylık bazda %3,3 artışla 98,9 oldu. Tüketici güven endeksi %2,5, reel kesim güven endeksi %1,4, hizmet sektörü güven endeksi %5,1, perakende sektörü güven endeksi %0,2 yükseldi. İnşaat sektöründe güven endeksi ise %4 azaldı. Türkiye'nin ihracatı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %9,6 artışla 16 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ithalat %9,4 yükselerek 19,3 milyar dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı Şubat ayında 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Avrupa'da salgına karşı alınan önlemler artıyor. Fransa'da 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İtalya'da 6 Nisan akşamı bitecek önlemler Nisan sonuna kadar uzatıldı. Ve Avrupa'daki bu kapanmaların euro üzerindeki baskısını birazdan aktaracağız ama öncesinde borsa diyelim her sabah olduğu gibi. BIST 100 ana endeksi %0,29 değer kaybıyla 1391 puanda günü dün kapattı. 4 puan kadar düşen borsa endeksinde 20,2 milyar TL'lik de işlem hacmi vardı. Bankalar %0,57 düşerken holdingler %0,15 kadar yükseldi. Gün sonunda en çok yükselen tarafta %2,74 ile spor, en çok kaybeden tarafta ise %2,6 65 ile inşaat sektör endeksleri yer aldı. Bugün küresel çapta PMI verilerini izliyoruz. İçeride de ISO imalat PMI verisi gelecek. Öncesinde ise teknik tabloda BIST 30 ve BIST 100 arasındaki makasın 18 yılın en düşüğüne gelmiş olduğunu hatırlatalım. Yabancının piyasadan çekilmesi burada ana unsurlardan biri olarak sıralandı. Şirket haberleri tarafında Ziraat Bankası için Exim Bank'tan 320 milyon dolar ve 500 milyon yuanlık kredi temin etti. Şişe Cam'da genel müdür değişikliği var. Bu arada Merkez Bankası hazineye 31,2 milyar TL'lik kar aktaracak. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 475 bas puanda. MSCI Türkiye ETF'i ise %1,37 yükselmiş vaziyette. Bu arada tahvil tarafında faizlerde gösterge bileşik 19,15, 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi ise 18,86 seviyesinde alıcılı seyre işaret etti. Kurlar cephesinde ise dolar endeksi 93,5'u zorlayarak 5 ayın en yükseğine değdi. Özellikle Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da ekonomiyle ilgili kapanmaya işaret eden unsurların euro üzerindeki baskısı takip edildi. Zira euro dolar paritesi de 1.17 sınırına kadar geri çekilmiş durumda. Euronun sterlin karşısındaki pozisyonu da yine 13 aydan beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar yen bu arada Kasım 2016'dan bu yana en iyi ayı dolar yende 111 seviyesinin test edilmesiyle gördü. Bu sabah kurlar cephesinde hangi seviyelerdeyiz onu da aktaracağız. Euro TL'de 9.72'li seviyelere uyandığımızı hatırlatalım. Dolar TL tarafında 8.26-20'lerdeyiz. Bu da sepet kuru 8.99-19'a getirdi. Euro dolar paritesi 1.17.04'e kadar indikten sonra 1.17.27'de ve 93.21 ile dolar endeksi yeni günü karşıladı. Avrupa borsaları kapanışı itibariyle euro bölgesinde Mart ayında tüketici enflasyonu %1,3'te açıklandı. Yanı sıra Almanya'da işsiz sayısı 8.000 kişi azalış 2,74 milyon seviyesinde açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuştuğunda piyasa bizi istediği kadar test edebilir ama ekonomideki kısa vadeli hareketler politikamızı yönlendirmez dedi. Bununla birlikte STOXX 600 endeksi %0,2 düşüşle dünü tamamlarken bankalar %1,2'ye varan düşüş yaşadı. Yanı sıra yine Amazon'un teslimat şirketi Deliveroo'nun dün itibariyle bir halka arzı söz konusu olmuştu. Londra borsasında hisse ilk işlemlerinde
işlem gününde %30'a varan düşüş yaşadı. Londra'da getirinde en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak karşımızda. Londra tarafında dün borsa %0,86 düşüşle kapandı. Paris'te kapanmalardan sonra ulusal sokağa çıkma yasağı açıklamalarından sonra %0,34'lük eksiyle dün kapandı. Yine Almanya'da borsa yatay olarak değişimle günü uğurlarken İtalya borsası çok yatay yükselişteydi. Detaylarını birazdan alacağız. Öncesinde ise Amerika'da borsa kapanışlarını aktaralım. ADP özel sektör istihdamı 517 bin kişilik bir artışla kuvvetli ama beklentinin altında kaldı. Yanı sıra bekleyen konut satışlarında düşüş var. Bu da arz stoğunun azalmaya başladığını gösterdi. Goldman Sachs tarafında Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinde varlık yönetimi müşterilerine hizmet vermeye yakın olduğuna ilişkin bir haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün 2.3 trilyon dolarlık bir paket açıkladı. Ulaşımdan imalata pek çok unsur bu pakette ele alındı. Köprü ve yollardan yeşil enerjiye ve su sisteminin yenilenmesine kadar finansman nasıl sağlanacak dediğimizde ise 8 yıllık programın finansmanın 15 yıllık vergi artırımlarından gelmesi bekleniyor. Kurumlar vergisinde %21'den %28'e bir yükseliş ve aynı zamanda çok uluslu şirketlerin yurt dışındaki gelirlerinden vergilerin artırılması gibi unsurlar var. Önümüzdeki aylarda kongrede çokça tartışılacak gibi gözüküyor. Amerika'da dün borsalarda Dow Jones Sanayi Endeksi 85 puan düştü. S&P 500 %0,36, Nasdaq ise %1,5 kazanımla dünü kapattı. Çeyreklik kapanışlara bakacak olursak Dow Jones'da %7,8, S&P'de %5,8, Nasdaq'ta ise %2,8'lik bir yükseliş söz konusu. Yanı sıra aylık bazda da Mart ayını bitirirken S&P 500 %4,2, Nasdaq %0,6, Dow Jones %6'lık yükselişiyle dikkat çekti. Dün itibariyle haber akışı böyleydi diyelim ve buradan Asya tarafına gidelim. Yönsüz bir Amerika kapanışı devralan Asya'da bu sabah PMI verilerini izliyoruz. Çin'de Kaişin imalat PMI 50,6 ile beklentinin altında kaldı ama yine de sektörün büyüdüğüne işaret etti. Çin'de yeni takvim yılı nedeniyle gerçekleşen Şubat ayı tatillerinin ardından tekrar imalatta bir hızlanma söz konusu. Japonya'da Jibun Bank'ın açıkladığı imalat PMI 52,7 ile beklentinin üzerinde. Japonya'da aynı zamanda büyük imalatçının ekonomi güvenini ölçen Tankan Endeksi geldi. Reuters'ın yaptığı ankette 5 seviyesi piyasa beklentisinin üzerinde. Güney Kore tarafında yine ihracat Mart ayında %16,6, ithalat ise %18,8 yükseldi. İmalat PMI ise 55,3 ile beklentiyi karşıladı. Hindistan'da çip üretim tesisi kurulması için 1 trilyon dolarlık nakit teşvik verilecek açıklandı. Huawei'nin çeyreklik satışları Amerikan yaptırımları sonrası ilk defa düşüş gördü. Geely 20 milyar dolara ulaşacak şekilde Volvo biriminin halka arzı üzerinde yeniden planlar yapıldığını ifade etti. Çin'in büyük yabancı şirketler için borsa kurmaya hazırlandığına işaret eden haberler var. Orta Doğu cephesinde ise Suudi Arabistan'da şirketler Prens Salman'ın 1.3 trilyon dolarlık projesini fonlamak için temettüden kesecekler şeklinde haber akışları söz konusu oldu. Bu arada Avustralya'dan da rakamlar geldi. Onları da verelim. Perakende satışlar Şubat'ta %0,8 düştü. Beklentiden daha az düştüğünü hatırlatalım. Ticaret fazlası ise Avustralya'nın Şubat ayında 5,7 milyar dolar seviyesiyle tahminleri yakalayamadı. Dönelim buradan bir de Amerika'da vadeliye. Asya borsalarında bu sabah yükselişler var. %1'i bulacak şekilde ama Amerika'da vadeliye yansımış gözükmüyor. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları PMI derken Amerika'da yine ajanda yoğun. Dow Jones vadeli %0,12 düşerken Nasdaq vadeli %0,25 yukarıda. S&P 500 vadeli ise %0,01'lik yatay bir alıcılı seyre işaret ediyor. Ve dün itibariyle Biden'ın açıkladığı plan acaba enflasyonu beraberinde getirir mi? Bu kaygıyla beraber 10 yıllık kağıtta faiz bir kez daha 1,74'lere kadar yükseldi. Enflasyon beklentisinin faizleri yükselttiği bir gün yaşandı. Dolayısıyla Amerika'da bu sabahki tahvil grafiğimize bakalım. Bu hareketin devamı var mı? Orada da 10 yıllık faiz şu anda 1.7315'te ekranımıza yansıdı. Dün itibariyle altın fiyatında yine 2016'dan bu yana en kötü çeyreklik performans %9'luk düşüşle beraber ilk çeyreği geride bıraktı. 8 Mart'tan beri en düşüğü altın $1,677.61 dün gördü. Bu sabah ise $1,712.69'e kadar bir toparlanış söz konusu oldu. Biden planının getirdiği enflasyonist kaygıların burada etkili olduğu yorumları bu sabah paylaşılıyor. Petrol cephesinde OPEC artı toplantısı var bugün. Günlük 7 milyon varilik üretim kesintisinin sabit kalması OPEC artı da söz konusu olacak diyor beklentiler. Suudi Arabistan'ın da yine fiyatlara istikrar kazandırmak için günde gönüllü olarak 1 milyon varil ekstradan kesintiye Haziran'a kadar devam edeceği tahminleri söz konusu. Bu arada
Dün petrol fiyatlarında Amerikan tipi ham %1,3, Brent petrol ise %0,8 düşüş gösterdi. Kuveyt Petrol Bakanı Alfarez dün yaptığı açıklamada küresel talep artışına ilişkin aşıyla ve yine imalat rakamlarından gelen umutlarla hareket ettiklerini, temkinli bir iyimserlik içerisinde olduklarını söyledi. Bu sabah itibariyle Amerikan tipi ham $59,5 sularında hareket ediyor. Brent petrolde ise $63'dayız. Gram altın tarafı ise bu arada yeni günü 454,5 TL'de başlatmış vaziyette. Rakamlar böyleyken Avrupa borsa kapanışında karma görüntü vardı. Detaylarını alacağız ve yeni kapanma haberlerinin de tabii detaylarını duyacağız. Londra'ya döneceğiz. Karşımızda Ceren Dilekçi var. Avrupa borsaları günü yatağa yakın aşağı yönlü bir seyirde tamamladı. İngiltere borsası %0,5'e varan oranda düşüşte Avrupa'nın genelinden görece biraz daha kötü performans sergiledi. Yemek teslimatı hizmeti veren Deliveroo Londra borsasında işlem görmeye başladı ve işlem görmesinin ardından hisseleri çok sert değer kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Facebook'un da halka arz edilmesinin ardından düşüş yaşadığını fakat akabinde toparlandığını söyledi ve bu tür hareketlerin hisse senedi piyasalarında normal olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte hem Fransa hem de İtalya'da kısıtlamaların uzatılması gündemde. İtalya'da kabine bir araya gelecek ve burada kısıtlamaların uzatılmasını görüşecek. Fransa'da ise ulusal bir karantina kararının açıklanması bekleniyor. Avrupa Birliği ilk çeyrekte 107 milyon doz aşı teslimatı yaparak beklentileri karşıladığını duyurdu. Bununla birlikte Almanya'da AstraZeneca aşısının kullanımı kısıtlanmıştı. Fakat Avrupa İlaç Ajansı yaptığı açıklamada kamp ıslaşması vakaları nedeniyle kısıtlanmasının anlamlı olmadığını, faydalarının ağır bastığını ifade etti aşının. IMF verilerine göre küresel rezervlerde Euro'nun payı 2020 yılı son çeyrekte %20,5'ten %21,2'ye yükseldi. Doların payı ise 1995 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Veriler tarafında ise Euro bölgesinden enflasyon verisini takip ettik ve Euro bölgesinde enflasyon Mart ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseliş kaydetti. %1,3'e yükseldi enflasyon. Aynı zamanda Almanya'dan işsizlik verisini gördük. İşsizlik Şubat ayında yükseliş trendine girmişti fakat Mart ayında Almanya'da işsizlik %6,2'ye geriledi. Bu arada dün Amerika'dan gelen verilerde beklenen konut satışları %10,6 azaldı. ADP özel sektör istihdamı 517 bin arttı dedik. İş yatırımı uluslararası piyasalar direktörü Shank Malukyan rakamları değerlendirirken hizmet sektöründe 43 binlik artış var. Soğuk havanın devreden çıkmasıyla inşaatta 32 bin gibi net bir artış var. Yine mutlak bazda imalatta görülen 49 binlik artış da sektörün kuvvetine işaret ediyor demiş. Yine de ADP özel sektör istihdam verisinin tarım dışı istihdam öncesinde gösterge niteliğinin düşük olduğuna işaret ediyor. Dün Amerikan borsalarında Biden'ın planı ve veriler derken en çok neler etkili oldu? Çeyrek nasıl kapandı? Detayları için New York'a uzanıyoruz. Melike Ayan'a kulak vereceğiz. New York'tan selamlar. ABD borsaları Biden'ın 2.25 trilyon dolarlık altyapı harcama planını, ekonomik planını beklerken günü aslında karış bir seviyede kapattı ama Nasdaq ayrıştı, rallide kapattı. Microsoft'un 22 milyar dolarlık HoloLens isimli gözlükleriyle ABD ordusuyla ihaleyi kazanmasının da etkisi oldu. Apple ve Tesla da aynı şekilde Nasdaq'ı yukarı çıkaranlardandı. Dow Jones yatağa yakın kıpkırmızıda kapattı fakat sert satış değildi. S&P 500'de yatağa yakın yeşildeydi. Böyle bir günde ekonomik veriler iyi geldi. Fed Başkanı Kaplan'ın konuşmasını dinledi piyasa. Enflasyonla ilgilenen şeylerin olmadığına dair ama en önemlisi dediğim gibi bu altyapı harcama planının içeriği içinde rekabetten kurumlar vergisinin %21'den 28'lere çıkarılmasına kadar tabii bazıları endişe arz etti. Çeyreği kapatırken petrol düşüşte çeyreği kapatıyor. Şimdi çeyrek açısından %20 yukarıda ama dün düşüşte kapattı. Altın da 2016'dan beri en büyük zararını gördü. Birinci çeyrek itibariyle diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'nin bıraktığı yerden dış basın turuyla devam edelim. Financial Times'ın kapak sayfasında manşet haberde şirket evliliklerinin 1980'den bu yana en yükseğe ulaştığına işaret edilmiş. Özellikle şirket birleşmeleri için özel amaçlı şirketler kurulmasının da etkisi var. 1.3 trilyon dolarlık montan burada dotcom balonunun da üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda bankalar tarafında Archegos Capital'ın teminat tamamlama çağrısının temerrütle sonuçlanması risk yönetimini mercek altına almaya sevk etti. Bankalara döndüğümüz zaman nasıl böyle
böylesine büyük bir kaldıraç bu kadar riskli bir aileye kullandırılabildi? Bununla ilgili her bankanın kendi içine dönerek denetim yapacağını görüyoruz. Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık altyapı programı geldi. Johnson & Johnson bir miktar hatalı aşı üretti. Fabrikada hata oldu. Buna rağmen yine de 100 milyon doz hedefini Mayıs ayının sonuna kadar tutturacağını ifade etti. Tüm bu haberlerin detayları FT'nin kapağında. Wall Street Journal'a döndüğümüzde ise Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık paketinden detaylar vereceğiz sizlere bu sabah. Geniş çaplı bir paketten bahsediyoruz. Yolların, köprülerin tamir edilmesi, internet ulaşımının artırılması, yine Ar-Ge için fonlama, daha yüksek vergiler derken paket oldukça geniş tabanlı ama ne kadar destek bulacak bu tabii bir tartışma konusu. Önümüzdeki süreçte bundan sonrasına dair baktığımızda 1.9 trilyon dolarlık koronavirüsle mücadele paketinden sonra acil plan geride kaldı. Şimdi Amerika'yı yeniden kurma zamanı, dipten yukarı doğru bir yükselişi yakalayabilmek açısından ekonomik modeli değiştirmek lazım diyor Biden. 3 ila 4 trilyon dolarlık önümüzdeki 10 yılda fonlamaya ihtiyacı olacak. Bunun da vergi artırımlarından gelecek olması ne kadar destek bulur tartışılır. Trump zamanında taban %10,5'a kadar inmişti kurumlar vergisinde. Bu tabanın %21'e yükseltilmesi planlanıyor. Trump öncesinde %35'e varırdı bu vergiler. Şu anda tepe noktayı %28'de görmesi öngörüldü. Dolayısıyla bir orta nokta bulunmaya çalışılıyor. Yine yurt dışı iştiraklerinden özellikle vergi cennetlerinde kazanılan paralara dikkat çekmek suretiyle vergiyi artıran bir plandan bahsediyoruz. 621 milyar dolarlık fonlama burada. Ulaşım altyapısının modern hale getirilmesi, 400 milyar dolarlık bir fonlama yaşlılar ve yine engellilerin bakımı için, 300 milyar dolarlık fonlama imalat sektörüne ayrılmış durumda. 213 milyar dolarlık da yine konut sektörüne ayrılan bir fonlama kalemi var. 100 milyar dolar da internet erişiminin artırılmasına ayrılmış durumda. Önümüzdeki 4 yıl içinde 2 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarının içinde iklimle ilgili mücadele paketi de vardı. Buradan neden 4 yıl yerine 8 yıllık bir plana aynı montan yayıldı? Bu plan yetersiz diyenler var Demokrat Parti'nin kendi içerisinden de. Yanı sıra yine elektrikli araçların, yine şarj istasyonlarının artırılması gibi ve yine boru hatlarının yenilenmesi, yine eskimiş olan okulların yeniden inşa edilmesi gibi pek çok önemli yatırım kalemi var. Yarı iletkenlerin imalatının yine güçlendirilmesiyle ilgili kalemler var ki çip krizinin dünyada etkili olduğunu biliyoruz. Detaylara baktığımızda Biden'ın bu planında dediğimiz gibi hem Cumhuriyetçiler tarafından hem de Demokratların kendi içinden şimdiden çatlak sesler çıkmaya başladı. Biden özellikle paketin finansmanı açısından 400 bin dolar bölü yıl şeklinde kazanımı olanların ve bunun altındakilerin vergisine dokunmaksızın her türlü alternatife açık olduğunu da söyledi. Derdim zengini cezalandırmak değil ama gelir dağılımını biraz daha eşitlemek diye zaten seçim kampanyasında da söylemişti. Yine detaylara baktığımız zaman Covid-19 paketini geçirirken yaptığı gibi Biden'ın cumhuriyetçi desteğini aramaksızın da yine mevcut tasarıyı yasalaştırabileceğini işaret eden detaylar var. Şu anda 211 cumhuriyetçiye 219 demokrat şeklinde bir temsilciler meclisi dağılımı söz konusu. Dolayısıyla eğer bu yola da başvuracaklarsa demokratlardan 3'ten fazla oy kaybetmemeleri lazım şeklinde yorum var Financial Times'da. Ve bu aritmetiği de aktardıktan sonra son başlığımızı Bloomberg'den verelim. Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala dün açıklama yaptı. Dedi ki 2021 senesinde küresel ekonomi ve küresel ticarette toparlanma beklentimiz var. Özellikle aşının ekonomiyi canlandırmak açısından en işlevsel faktör olduğuna işaret etti. 2021'de mal hizmetinde %8'lik bir artışla 2010'dan bu yana en iyi grafiği sergileyebiliriz diyor. Virüs yüzünden geçen sene küresel ticarette %5,3'lük bir daralma vardı. Kurumun Ekim ayındaki tahmini %9,2 idi. Dolayısıyla tahminimizden daha iyi bir daralma oranı ile geçen seneyi kapattık. 2022'de ise ticarette %4'lük bir küresel büyümeyi yakalayabiliriz diyor. 2020'de dünya ekonomisi %3,8 küçüldü. Bu sene %5,1, 2022'de ise %3,8 büyüyebilir şeklinde. Dünya Ticaret Örgütü'nden tahminler yine paylaşılmış. Aşının yayılımına bağlı olarak tabii ki yukarı ve aşağı yönlü riskler burada söz konusu olabilir deniyor. Şimdiye kadar 2.8 milyon kişi aşılandı ama bu virüs dünyadan 130 milyon civarında can aldı diye de hatırlatmışlar yazının içerisinde. Özellikle virüsün varyasyonlarının da yine mutasyonlarının da önemli olduğu Brezilya ve Fransa gibi ekonomileri de zora soktuğu ile ilgili detaylar var. Hastanelerde burada kapasiteyi aşan bir yoğunluk söz konusu diye de hatırlatmışlar haberin içerisinde.
ve tahvil faizindeki yükseliş küresel merkez bankaları için adeta bir test oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, piyasa bizi istediği kadar test edebilir, kısa vadeye bakarak politikamızı yönlendirmeyi istedi. Bizi istedikleri kadar test edebilirler. Bizim bir görevimiz var, bizim bir hedefimiz var ve biz bunları gerçekleştireceğiz. Ne gerekiyorsa bunun için yapacağız. Olağanüstü durumlarla mücadele ediyoruz ve elimizde de olağanüstü araçlarımız var şu an. Ve biz bu araçları ihtiyaç duyulduğunda, ihtiyaç dahilinde kullanacağız. Dediğim gibi görevimizi, hedefimizi yerine getireceğiz ve ekonomiye olan sözümüzü yerine getireceğiz. Ve biz kısa vadeli hareketlere göre hareket etmeyeceğiz. Çünkü şunun farkındayız, kısa vadede enflasyon artacak. Bazı teknik geçici faktörler var. Fiyatları yukarı yönlü baskılayabilecek olan, yukarı yönlü fiyat baskısı uygulayabilecek olan. Bunun da birkaç sebebi var. Mesela Almanya'daki KDV oranını örnek olarak gösterebiliriz ya da enflasyon değerlendirme sepetinin yeniden oluşturulmasını örnek olarak verebiliriz. Ancak bunlar fiyatları sürekli sürdürülebilir bir şekilde yukarı yönlü çıkarabilecek, yukarı yönlü baskılayabilecek altta yatan faktörler değil. Bunun farkındayız. Bu sebepten ötürü bu süreç geçecek. Biz güçlü sürdürülebilir hareketleri gözlemliyor olacağız. Ve hedefimizi, yani fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirmeye çalışacağız ve ekonomik oyunculara verdiğimiz elverişli finansal koşulları olduğu gibi tutma sözümüzü de hayata geçirmeye çalışacağız. Ve gazetelerde tur atmaya başlıyoruz. Öncelikle Habertürk.com'a göz atalım. Burada bu sabah doğalgaz fiyatlarına %1 zam yapıldığı haberiyle karşılaşıyoruz. Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için Nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde %1 artışa gidildi haberi var. Detaylarını gazetede bulabilirsiniz diyerek dünyaya gidelim. Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yerlinin hisse aşka sınır aştı diyor. 2020'de yurt dışından 3 milyar dolarlık alım yaptı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı borsalardaki hisse senedi yatırımları geçen yıl son çeyrekte ilk kez 1 milyar dolar sınırının üzerine çıktı. Hisse senedine son dönemde artan yerli yatırımcı ilgisi yurt dışı piyasalara da sıçradı. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin yurt dışında gerçekleştirdiği hisse yatırımları geçen yılın 3. çeyreğinde 808 milyon dolara, son çeyrekte ise 1 milyar 55 milyon dolara yükseldi. Yılın tamamında toplam yatırım tutarı bir önceki yıla göre %38 artarak 2 milyar 924 milyon dolara ulaştı. Yerli yatırımcının yabancı hisse piyasalarında ilk tercihi %77 ile Amerikan borsaları olurken düşük miktarda olmakla birlikte Afrika borsalarına yatırım yapması da dikkat çekti. Yurt dışında hisse alımı yapanların %64'ünü bireysel yatırımcılar oluşturdu diyor Şebnem Turhan'ın bu sabahki haberi. Ve dönelim buradan Hürriyet gazetesine. Aşı turizmi başlığını bugün Burak Coşan'ın kaleminden okuyoruz. Koronavirüsten korunmak isteyenler aşı bulma telaşına düştü. Birçok ülkede aşı yapılacak kişiler için sıra oluşturulurken sıra beklemek istemeyenler için Rusya'ya aşı turizmi düzenlenmeye başladı. Rusya'ya tur düzenlediklerini iddia eden şirketin yöneticisiyle konuştuk ve şunları söyledi. Moskova'da bir klinikle anlaştık. Moskova turu, konaklama, uçak ve aşı dahil fiyatımız 1099 euro. Aşı olana da aşı karnesi veriliyor dedi. Sabah gazetesinde dönüşümlü iş modeli masada haberi var. Bugün Hazal Ateş'in kaleminden haber şöyle diyor. Kamuda esnek çalışma modelleri tartışılıyor. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış iş gücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi modellerin devreye alınması planlanıyor. Ve Milliyet'in ekonomi sayfası turda son durağımız olacak. Dijital AVM hamlesi haberi var bu sabah. Dünyada bünyesinde 20 alışveriş merkezi bulunduran Ece grubu dijital AVM hareketine hazırlanıyor diyor Hanife Baş. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Öncelikle hemen isterseniz sıcağı sıcağına piyasa hareketini yorumlayarak başlayalım yine bu sabah. Sizinle geçen haftaki yayınımızda Merkez Bankası Başkan Değişiminin potansiyel orta ve uzun vadeli makroekonomik etkilerini de ele almıştık. Yanı sıra piyasa tarafında da borsada devre kesicileri konuşmuştuk. TL'de oynaklığın arttığından, swap faizlerinin tırmanışından ve tabii tahvil tarafında borç ama maliyetlerin her vadede yükselmesinden bahsetmiştik. Bu anlamda risk primimiz, 5 yıllık CDS'imiz de yükseldi demiştik. Ne dersiniz? Size göre bu haftaki perspektifinizden bakıldığında piyasalar nezdinde en kötü geride kaldı mı? Artık Merkez Bankası Başkan Değişimini piyasa hazmetti diyebilir miyiz?
Yani çok kolay bir süreç değil tabii Zeynep bunu hazmedebilmesi. Çünkü burada anlaşılmayan temel bir problem var. Yani Sayın Başkan, yeni başkan diyelim Şahap Bey, elinden geldiğince piyasalara bir şekliyle yorumda bulunmaya çalışıyor, güven vermeye çalışıyor. Önceki başkanın benzer şekliyle gidiyor. Önce banka temsilcileri, işte piyasa yapıcı bankalar, onun dışındaki bankalar hepsiyle görüştü. Hatta meclis kurulunda bile konuştu. Bu çok sıra dışı bir şeydi, yani alışılmış bir şey değildi ama netice itibariyle şöyle bir husus var. Yani Sayın Başkan önceki başkanın aslında politikalarına devam edeceğini, hemen hemen aynı politikaların devamı şeklinde bir süreç izleneceğini söylüyor. Burada anlaşılmayan nokta şu: o zaman aynı politikalar devam edecekse Sayın Naci Abal neden görevden alındı? Yani bunun bir açıklamasını piyasalar bir şekliyle duyamadığı sürece bu sıkıntı devam edecek. Çünkü yani beklenti şu neticede, Şahap Bey her ne kadar çok aceleci olunmayacağı konusunda piyasalara bir şekliyle ikna etme yoluna gitse de, faiz indirimi konusunda piyasaların genel beklentisi işte Nisan toplantısı olmazsa Mayıs toplantısında bir faiz indirimine gidilebileceği yönünde. Tabii bu da riskleri arttırıyor. Hepimizin gördüğü gibi yabancıların çok sert bir şekilde özellikle tahvil piyasalarından çıktığını görüyoruz ve aslında Merkez Bankası Başkanı değiştirilirken belki faiz indirimi ve bunun sonucunda ekonominin tekrardan canlandırılması, işte yüksek oranda yatırım çekilmesi gibi unsurlar düşünüldüyse bile bu şu anda pek gerçekleşebilecek gibi en azından yakın zaman için durmuyor. Çünkü özellikle tahvil faizlerine verim eğrisi üzerinden seninle çok konuştuk. Baktığımızda tüm vadelerde hem 2 yıllıklar olsun 5 yıllıklar 10 yıllıklar neredeyse %20'lere varan faiz oranlarını görüyoruz. Bu aslında faiz arttırımı yapmadan da faizler yükselmiş durumda. O nedenle yeni başkanımızın işi oldukça zor. Piyasaları ikna edebilmesi konusu bence çok güç. Çünkü piyasalar burada artık söyleme değil, eyleme bakıyorlar. Ve bu eylemde birçok konu konuşuluyor. İşte faiz indiriminin hemen yapılmayacağı demin söylediğim gibi. Ama üstüne çok vurgulanmayan, ki Sayın Naci Bey, Naci Abal bunu çok vurguluyordu, fiyat istikrarı konusu hemen hemen hiç gündemde yok. Dolayısıyla bu konuyla ilgili nasıl bir perspektif izlenebilecek, hele Amerika'nın işte 10 yıllıklarının yükselme trendinde olduğu en ufacık haberlerle bile, ki dün Biden'ın, belki konuşuruz, bu planı açıklandıktan sonra da kısa süreli de olsa yükseldiğini gördük. Sabah düşmüş durumda ama netice itibariyle böyle bir sürecin içerisine girdik. Dolar endeksi güçleniyor. Bütün bunların hepsinin olabileceğini zaten önceden öngörüyorduk. Bilinen bir süreçti. Ben zor bir süreçten geçtiğimizi, kur hareketinin henüz daha tam olarak bitmediğini, kademeli de olsa belki o kadar sert gün içinde geçen gün gördüğümüz gibi yükselmelerin belki olmayabileceğini ama en azından yönünden baktığımızda yönün uzun bir müddet yukarıya doğru olacağını tahmin ediyorum. Şimdi hocam, tabii siz de söylediniz, Merkez Bankası tarafında eğer politika aynı kalacaksa, takvimde bir değişiklik olmayacaksa başkan niye değişti? Bu tabii piyasanın epeydir tartıştığı konulardan bir tanesi. Ama başkan hem Bloomberg'e vermiş olduğu röportajda hem de yapmış olduğu iletişimde herhangi bir şekilde faiz indirimi algısının 15 Nisan toplantısında örneğin gelebileceği şeklindeki bir piyasa hesaplamasının çok da doğru bir fiyatlama olmayacağına işaret eden değerlendirmelerde bulundu. Tabii ki öngörüde bulunmak sizin de söylediğiniz gibi biraz zor, belirsizlikler çok, kurda oynaklık çok, öyle olunca tabii öngörmek de zor oluyor. Örneğin biz de Bloomberg KT Araştırma Masası tarafında enflasyonla ilgili anket yaptığımızda özellikle mesela hem bu ayla ilgili hem de yıl sonuyla ilgili beklentileri soruyoruz. Yıl sonuyla ilgili tahmin vermekten pek çok kurumun kaçındığını takip ediyoruz. Çünkü bilemiyorlar tabii önümüzdeki süreç nasıl şekillenecek. Goldman'dan tahmin var. Onlar tepe noktayı Nisan'da %18'de mesela göreceğimizi düşünüyorlar. Yıl sonu %15 gibi bir beklentileri olmuş. Evdeki verilerle değerlendirecek olursak hocam, nasıl bir faiz ve enflasyon patikası beklemek gerçekçi olur, onu da konuşalım isterseniz. Çünkü tabii ki kurun geçişkenliği olacak, yurt dışına takip ettiğimiz ama kontrol edemediğimiz unsurlar var. Bunların da enflasyona tabii ki etkisi olacak. Belki tepe nokta ile ilgili beklentiler ötelenebilir. Ne dersiniz? Çok doğru söyledin. Ben de tepe nokta ile ilgili aslında önceki başkan döneminde tepe noktanın Nisan ayı, hatta belki en kötü Mayıs ayı gibi görülebileceği yönünde bir konsensüs ortaya çıkmıştı. Ama şimdi çok net gözüküyor ki özellikle bu kurun yapmış olduğu büyük hamle, yani Merkez Bankası Başkanı değişiminden önce 7.20'ler seviyesindeydik Cuma akşamı kapadığımızda. Şu anda geldiğimiz nokta işte
8.30'lar seviyesine yaklaştık. Dolayısıyla bu kur hareketi ki yukarıya yönlü hareketi de olduğunu herkes çok net bir şekilde gördü. 8.44'leri gördükten sonra bence fiyatlama davranışları da özellikle hem ticaret hem üretim dallarında, hizmet sektörü belki bunu çok fazla şu anda yansıtamaz ama daha yukarıki bir seviyeden bunu fiyatların içerisine katmış durumdalardır ve önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Nitekim Merkez Bankası'nın da yapmış olduğu çalışmalarda özellikle kur üzerinden gelen enflasyon baskısının çok kuvvetli olduğunu her zaman söyledi Sayın Naci Ağbal. Buna vurguyu çok fazla yaptı. Demek ki yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıyayız. O nedenle Nisan'da görülebileceğini tepe noktanın söylemek belki çok gerçekçi olmayabilir. Bunu Haziran, Temmuz'da da görüyor olabiliriz. Çünkü Haziran ayında ve Mayıs ayı diyelim özellikle Ramazan ayının sonunda Ramazan bayramı ile beraber ben bu kapamaların tam açılmaya bile dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Ramazan bayramı süresince işte turizmin de canlanması falan diye tekrar yeni bir açılma daha yapılabilir. O dalga ile beraber de yeni bir özellikle zam furyasının da tekrardan gelebileceğine inanıyorum. Bunların bütün hepsinin etkilerine bakarsak yıl sonu için tahminlerin %15'in çok iyimser olduğunu, ben %18-19'lar civarında bir enflasyonun bile yıl sonu itibariyle olabileceğine inanıyorum. Bu tabii Merkez Bankası'nın elini güçleştiren unsurlar. Çünkü burada söylemler farklı. Yani bu aslında nüanslar var küçük küçük. Mesela enflasyonun üzerinde bir faiz oranı verilecek denirken bu enflasyon eğer 15 ise mesela 15,5 mu olacak? Ne olacak? Yani bu makul getiri kavramı Türkiye'nin kafasını en çok karıştıran konu. Bunun açıklığa kavuşturulması önemli bence. Ya da fiyat istikrarı konusu demin dediğim gibi çok fazla üzerinde vurgu yapılan konular değil. Sayın Başkan Bloomberg'e vermiş olduğu mülakatta aynen Naci Bey'in politikalarını izleyeceğini söyledi. Ben de hemen o mülakatın akabinde şunu söylemiştim Twitter'da. O zaman niye başkan değişti? İkinci konu hemen faiz indirimi yapmayacağım diyor ama faiz indirimi yapmayacağım demiyor. Dolayısıyla bu nüansa dikkat ettiğimizde hala bence piyasalar açısından en büyük riskin bu olduğunu ve faizle enflasyon arasındaki o geçişkenlik sürecine baktığımızda acaba faiz sürecinin Türkiye'deki özellikle reel getiri anlamında baktığımızda enflasyonun ne kadar gerçekleşen enflasyonun ne kadarını karşılayabileceği. Çünkü artık bundan sonra kimse bir yıl sonraki enflasyona falan bakmıyor. Herkes önümüzdeki süreçte o ayki ya da bir sonraki ayki olabilecek olan en fazla enflasyona bakarak karar veriyor. Bunun ne kadar örtüşebileceği, Merkez Bankası'nın bunu ne kadar tabiri caizse bir şekliyle toparlayabileceği konusuna odaklanmış durumda. Onun için bence risk burada. Yani enflasyon şu anda Türkiye'nin en büyük riski ve bunun üzerinden senin de dediğin gibi yönetebileceğimiz unsurlar var, yönetemeyeceğimiz unsurlar var. Hemen küçük bir örnekle çok uzatmadan konuyu söyleyeyim. Sabahleyin haberlere bakarken özellikle Google'ın çalışanlarının 1 Eylül'e kadar süresi olduğunu, o daha sonra evden çalışmanın kademeli olarak, hatta şimdi bitiriyorlar da kademeli olarak 1 Eylül'den sonra artık tekrardan ofis çalışmasına başlanacağını söylüyor. Bugün aşılamalara baktım. Amerika'da %15.6'lara ulaşmış durumda toplam nüfusun oranı bu. Yani belirli yaş gruplarına baktığın zaman çok daha yüksek. O nedenle ülkeler açılıyorlar. Açılmayla beraber ticaret de artacak. İşte Financial Times'ın haberinde de vardı. Mal ticaretinin artabileceği konusunda çok ciddi öngörüler var. Bunların hepsi de dünya çerçevesinde enflasyonu bize taşıyabilecek, yani biz sadece bize değil diğer ülkelere de bir enflasyonist sürece sokabilecek olan unsurlar. Neden? Çünkü emtia fiyatları da bütün bunların hepsini fiyatlıyor. Onun için zor bir süreç. Yani bunun yönetilebilmesinin çok güç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi hocam siz de söylediniz yıl sonu mesela enflasyon %15 olacaksa mesela varsayım olarak işte ne kadarlık bir reel faiz vereceğiz, o makul reel faiz hikayesi geri mi döndü hayatımıza? En son yapılan iletişime de baktığımızda para politikası duruşu belirlenirken gerçekleşen ve beklenen enflasyon aynı zamanda küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin dikkate alınacağı ile ilgili bir iletişim var. Yine eski Merkez Bankacı aynı zamanda da Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi yine Profesör Doktor
Hakan Kara da Twitter'da paylaşmıştı. Sayın Ağbal Reuters'a ilk röportajını verdiği zaman 13 kere fiyat istikrarı ifadesini kullandı bu röportajda ama Bloomberg'e yeni başkan vermiş olduğu röportajda Sayın Kavcıoğlu bu ifadeyi 0 kere kullandı dedi. Dolayısıyla fiyat istikrarını bir kenara koyduk ifadesini daha iyi anlayabiliyoruz şeklinde bir yorum paylaşmıştı. Onu da yine söyleyelim. Şimdi bu reel faizi hesaplarken makul reel faizi yerleşiklerin portföy tercihlerinde dikkate alınacağını anlıyoruz. Döviz tevdiat hesaplarını konuşalım hocam o zaman isterseniz. O tarafa baktığımız zaman stopajla ilgili bir avantaj söz konusuydu. Onun 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını görüyoruz. Döviz tevdiat hesapları tarafında tabii 8.5'a yaklaşınca dolar TL kuru buradan bozumlar var. Bunun da hani sistem dışına çıkan para değil de bozum olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü TL mevduatlarda da bir artış var. Onların grafiklerini zaten arkadaşlar bir yandan paylaştılar siz konuşurken de. Ne dersiniz önümüzdeki süreçte dövize yönelim açısından bir ters dolarizasyon hikayesi söz konusu olabilir mi? Stopaj gibi unsurlar burada ne kadar belirleyici olur? Daha çok bir tatlandırıcı niteliği midir? Ne dersiniz? Vallahi tabii burada ters dolarizasyon konusu bence şu anda olabilecek ya da konuşabileceğimiz bir konu olmaktan çıktı. Çünkü hangi fiyat oranından döviz alırsa alsın yatırımcıların tamamı kazandılar. Yani hatta en son 8-10 hareketi hafta sonu 8-10'lar civarındaydı. Oradan bile alanlar şu anda kazanmış durumdalar. Onun için bunu kıramadığımız sürece, fiyatlar belirli bir istikrara kavuşmadığı sürece bunu kırmak kolay değil. Neden? Çünkü insanlar görüyorlar ki uzun zamandan beri seninle birçok kere konuştuk, yaklaşık 10 yılın 8'inde dolara yatırım yapanların tamamı kazandılar. Yani TL'ye yatırım yapanların birçoğu da özellikle bu sert kur hareketleriyle bir anda servetlerinden oldular. Çünkü Türkiye'de dolarizasyon olarak adlandırdığımız konu aslında bir servet koruma konusu. Yani insanların yabancı paraya olan talepleri bir yatırım amaçlı olarak değil, servetlerini korumak amaçlı. O nedenle buradan vazgeçebilmek ya da buradan farklı bir mecraya geçebilmek ancak fiyat istikrarıyla olabilecek olan bir konu. Bu da çok uzun zamanlı bir, çok uzun soluklu bir husus. Bunu önceki başkan Sayın Naci Ağbal birçok toplantısında da bahsetti. Önce bir güven ortamı oluşması, enflasyonun belirli bir seviyeye gelmesi, kurların belirli bir seviyede en azından stabil hale dönüşmesi ve ondan sonra yavaş yavaş yapılacak olan iyi ve olumlu adımlarla ekonomiye tekrar güven kazanılmasıyla beraber yapılacak olan bir hamle. Yani birçok farklı unsur var. O nedenle kimse şu anda bir dolarizasyonun terse dönmesini beklemez. Yani bekliyorsa zaten hayalperest olur. Şu da gerçekçi değil. İşte kur 8.40'lara çıktığı zaman insanlar götürüyorlar, bozduruyorlar. Evet, bozduruyorlar ama daha sonraki düşmüş olduğu seviyeden tekrar aldıklarını da görüyoruz. O nedenle bu Türkiye'de bir kısım dediğimiz gibi servet koruma aracı olarak kullanıyor. Bir kısım bunu çeşitli vadelerde yatırım aracı olarak da kullanabiliyor. Ama kalıcı olarak ters dolarizasyon için fiyat istikrarı en önemli unsur. Tabii burada enteresan bir şey daha var, onu da vurgulayayım. Sayın Başkan konuşmalarında demin unuttum söylemeyi. Bir şey söyledi, dedi ki biz Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmek için çeşitli hamlelerde bulunabiliriz. Yani ne olabilir? Şu anda yapılabilecek iki yol var. Bir tanesi zaten hala devam ediyor. İşte reskont kredilerin geri dönüşlerini Merkez Bankası'nı toplayarak bunları bir şekilde rezerv arttırma için kullanıyor. Yaklaşık 2.2 milyar dolar her ay dönen bir tutar var. Kayıp rezervleri buradan yaklaşık olarak 2 sene civarında toparlayabiliyorsun. Ya da Merkez Bankası piyasa uygun olduğu zaman girip döviz alabilir. Şu anda onu yapabilir mi Merkez Bankası? Mümkün değil. Çünkü zaten 8.30'lara gelmiş olan bir kur seviyesi, bir de Merkez Bankası'nın piyasaya girerse o zaman nerelere gidebileceğini tahmin edebilmek çok güç değil. Bu nedenle yani bu da bana çok tutarlı gibi bir konuşma olarak gelmedi ama neticede özete gelirsek ters dolarizasyon bence şu anda Türkiye için hiç gündemde olacak olan bir konu gibi durmuyor. Şimdi bu arada dün itibariyle borsa bu haber akışlarına nasıl tepki verdi bir de onu beraber hatırlayalım. Yüzdeser bazda dün Bera Holding, İskenderun Demir Çelik, yine Alkali Enerjisa, Ege Gübre dün itibariyle Yüzdeser bazda en çok kazananlar tarafındaydı. En çok kaybedenler de Net Holding'i gördük. Arkasında İş Yatırım, Enka İnşaat, yine Anadolu Efes ve Mavi Giyim hisselerini takip ettiğimizi hatırlatalım. Puan bazlı endeksi dün en çok destekleyenler de Ereğli Demir Çelik'ten sonra Bera Holding, Kozaltın, Enerjisa ve Sasa Polyester vardı. Puan bazlı en büyük baskılarda ise BİM, Ford Otto, Enka İnşaat, Garanti Bankası ve Anadolu Efes'i takip ettik. Ekonomiyle ilgili bir yorum vererek devam edeceğiz. Ekonomist Cevdet Akçay'ın yorumunu ekrana getirelim. Kısa bir reklam arası, ardından devam ediyoruz. Hatırlayın, Ağustos 2018 büyük erime, Eylül'de faiz artışı 625,
kısmi varlık fiyatları düzeltmesi biraz işler toparlıyor gibi yine aynen gözükmüştü. Ve o toplantıda işte Berat Bey'in toplantısında işlerin yoluna girmeye başladığı, cesur ve düzgün işler yapıldı falan anlatıldı falan böyle. Ben pek konuşmadım, bir şey söylemedim ama bir yerde konuşmak ihtiyacı hissettim çünkü şu söylendi. Enflasyonun da artık trendi kırıldığı için Mart ayından itibaren merkezde faiz indirmeyi düşünmeye başlayabilir denince benim sigortam orada attı. Çünkü evet enflasyon aşağı iniyordu ama enflasyonun aşağı iniş sebebi trendinin kırılmasından dolayı değildi. Enflasyondaki her zaman serisinde olduğu gibi birkaç tane komponent var, bileşen var. İşte irregüler komponent, döngüsel komponent, mevsimsel komponent, bir de trend komponenti. Trend hala yukarıydı ama irregüler ve cyclical'ın aşağı çekmesi yüzünden enflasyon aşağı geliyordu. Ben de söylemek ihtiyacı hissettim. Dedim ki bunu yapmayın. Yani erken girmeyin faiz indirimlerine. Çünkü trend hala aşağı falan filan değil enflasyonda. Bekleyin. Ama genel oradaki iyimser havadaki yaygın kanı şuydu. Evet, Mart'tan itibaren başlayabilir. Şimdi 2018'in aralığından bugüne kadar olan döneme baktığınızda bunu iktisaden bir cümleyle özetleyin deseniz bana ben şöyle özetlerim. Vaktinden evvel yapılmış faiz indirimleri ya da yeteri kadar yukarıda tutulmamış olan faiz fonlama maliyeti derseniz aslında en iyi tanımı bu. Bunu başka hiç kimse görmüyor mu derseniz eminim birileri de görüyor mu ama o iyimser hava sizi öyle bir yakalıyor ki aslında birden kötü bir dengeye doğru farkında olmadan gidebiliyorsunuz. Yani bireysel bazında gayet hoş bir şey olan iyimserlik genele yayıldığında her zaman iyi bir şey olmayabiliyor. Devam ediyoruz Bloomberg HT'deki söz programına. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova bizimle. Az önce Burak Hoca da söyledi. Amerika'da Başkan Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık bir altyapıyı içeren yatırım programı açıklaması gündem oluşturdu. Tabii destek alabilecek mi kongreden, bu da bir ayrı merak konusu. Biz de Amerika'ya döneceğiz ve detayları alacağız. Los Angeles'a bağlanıyoruz bu sabah. Karşımızda CGTN Amerika muhabiri Ediz Tianşan var. Ediz Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hoş geldiniz diyelim ve hemen sonra Biden'ın planı nasıl karşılandı? Enflasyonist bir baskı yaratması bekleniyor mu? Kongreden geçer mi? Ne dersiniz? Ya bunun için çok erken aslında çünkü bugün çarşamba günü yaptığı daha ilk tanıtım belki açıklaması olarak nitelendirilebilir. İçerisine girdiğimiz zaman aslında oldukça uzun bir liste var. Daha tam olarak neleri kapsadığını bile anlamış değiliz. Bugün sadece bir girizgah yaptı. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda özellikle de kilit senatörlerle, özellikle de Cumhuriyetçi tarafından, çünkü evet gerçekten şüpheci yaklaşan bir muhalefet var burada. Onlarla yüz yüze görüşmeler yapıyor olacak. Bunun tabii ki de kongreden geçme süreci öyle birkaç günde veya haftada bile değil, aylar sürebilir. Kısaca bahsedelim isterseniz içerisinde neler var. Altyapı paketi diyoruz ancak gerçekten çok aslında geniş kitlesel bir paket bu. Şimdi yollara baktığımız zaman 32 bin kilometre yol var. 10 bin köprünün geliştirilmesi, tamiratı vesaire. Ek olarak buna temel su ve gaz boru hatlarının yanı sıra aynı zamanda diğer enerji sektörlerine de kayıyor, yenilenebilir enerji özellikle. Çok uzun bir liste. Dediğimiz gibi bugün ilk kez bir tanıtım yaptı ve ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalıştı aslında. Özellikle dedi ki bu öyle herhangi bir yatırım değil aslında, öyle amatörce yapılacak bir yatırım değil. Bunun bir nesilde yapılacak tek bir yatırım olarak bakmak lazım. Geçmişe de aslında kıyaslamalar yaptı. Bunun zamanında Amerika'nın ilk eyaletler arası karayolu sistemini yaptığı o döneme, ilk kez uzay yarışına başladığı o döneme biraz da benzetti. Ama tabii tüm bu atfettiği önemi de aslında bir anlamda Cumhuriyetçiler, özellikle muhalefet tarafı biraz sorguluyor. Tamam, bu kadar para harcayacağız ama yani gerçekten o bütün beklentiler karşılanabilecek mi? Bu konuda da biraz eminsizlik var kesinlikle. Tabii böyle bir program dediğiniz gibi çok çok detaylı, belki onay süreci de uzun sürecek. Burada eleştirilen noktalar neler? İsterseniz çok kısa bir de orayı açalım mı? Çünkü zannediyorum bunun finansmanı vergi artırımından gelecek, değil mi? Kesinlikle. Özellikle de çok uluslu, dünyaca da tanınmış en büyük kurumlardan bahsediyoruz. O finansal sektörde en artık oturaklı kurumlardan gelecek. Hepsi değil, büyük bir çoğunluğu. Şunun da altını çizmekte fayda var. 2 trilyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz ama bu sadece ilk ayağı. Bunun bir de ikinci ayağı var.
8 yıla dağıttıkları bir süreçten bahsediyoruz. İkinci ayağıyla da birlikte bu rakam 4 trilyona kadar çıkabilir. Finansman konusunda yapılan planlar da şu yönde. Vergi artışı öyle bir gecede, bir yılda olmayacak. Göreceli bir şekilde 15 yıl içerisinde gerçekleşecek. Ve iddia edilen bu plan doğrultusunda 15 yıl içerisinde sağlanan finansmandan sadece bu bütçenin önemli bir ölçüde kaynağı değil, aynı zamanda bütçe açığının da önemli ölçüde kapatılabileceği öngörülüyor. Demin söylediğimiz gibi oldukça iddialı söylemler bunlar. Ve tabii ki Cumhuriyetçi tarafında iki farklı bakış açısı var. Sizin de belirttiğiniz gibi daha yeni onaylanmış olan hali hazırda 1.9 trilyonluk bir paket var. Ve bu paket hani pek çok kişi en azından bunu oldukça gerekli görüyordu. Çünkü pandemi dolayısıyla toparlanmaya çalışan bir ekonomi var. İstihdam konusu çok önemli. Bu pakete bile aslında 1.9 trilyona bile bu kadar muhalefet varken siz de takdir edersiniz ki altyapı konusunda işte ekonomiyi daha dinamik hale getirme, rekabetçi hale getirmeyi hedefleyen bir paketin, hele hele azami seviyede 4 trilyona ulaşabilecek bir paketin muhalefeti çok daha yoğun olacaktır gibi görünüyor. Dediğimiz gibi cumhuriyetçilerin bir kesimi bu beklentilerin ne kadar gerçekleşebileceği konusunda emin değil. Diğer bir kesimi de vergilerin artırılmasına daha zaten doğrudan karşı çıkıyorlar. Ama şayet onaylanırsa önümüzdeki süreçte bu gerçekten Amerika için önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü yakın tarihine baktığımız zaman Amerika'da biliyorsunuz ekonominin çarklarını döndüren her daim büyük şirketler olmuştur, özel şirketler olmuştur. Eğer bu tarz bir paket kabul edilirse şayet belki de ilk kez federal hükümet kaynaklı bu derece büyük bir proje ve yatırım ülkede çarkları döndürmeye başlayabilir. Şunun altını çizmek istiyorum. Hep böyle büyük şirketlerden bahsediyoruz ama Biden bu projeyi öne sürerken aynı zamanda sosyoekonomik de bazı hedefleri var. Milyonlarca kişiye istihdam yaratmak, özellikle de ırk, etnik gruplar arasında eşitliği sağlamak gibi. Burada azınlıkların biliyorsunuz siyahlar, işte göçmenler, Latinolar, yerli Amerikalılar biraz geride kalmış olan kesimi oluşturuyor. Onların ekonomik olarak biraz daha ortalamaya yaklaştırılması gibi hedefler de var. Ve son olarak özellikle altını çizmekte fayda var. Biden'ın belki de bu ilk 4 yıl içindeki en büyük hedeflerinden biri bu. Küresel ısınmayla mücadele. Bu altyapı projelerinin büyük bir bölümü aynı zamanda Amerika'yı bu fosil yakıtlardan, dizel yakıtlardan uzaklaştırarak güneş, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjiye biraz daha yaklaştırmayı da hedefliyor. Evet, 2035'te sıfır karbon emisyonu şeklinde bir hedef var, çok agresif. Yine az önce saydığınız bu altyapı yatırımlarında etnik bir takım hedefler de var dediniz. Özellikle tabii yasa dışı göçmenlerin de belki Amerikan vatandaşına dönüştürülmesiyle ilgili bir program dikkatimi çekti benim de alt satırlarda. Vergiler artabilir dediniz. Bu 15 yıllık süreç bittikten sonra bile bu vergi oranları tabii burada kalır mı? O da Amerika için bir problem olsa gerek. Ve son olarak tabii Covid'le canlandırma destek paketinde olduğu gibi belki Cumhuriyetçilerin desteği almaksızın bakalım kongreyi geçirmeye çalışacaklar mı? Onu tabii takip edeceğiz. Bu yasayı kongreden bu şekilde mi geçirecekler? Göreceğiz. Edis Tiyan Şans, CGTN Amerika muhabiri. Çok çok teşekkür ederiz. Bu sabah bizimle paylaştınız. Tabii size göre akşam tüm detaylar için. Burak Hocam ne dersiniz? Detayları aldık paketle ilgili olarak. Hemen Amerika'da tahvil faizinde yükselişle karşılandı. Altın fiyatı yine bir miktar yukarı gitti. Dolayısıyla tekrar belki bir enflasyon fiyatlaması mı göreceğiz? Bu paket Amerika'da enflasyonu Fed'in görmek istediği sadece matematiksel ve geçici değil ama kalıcı %2'nin üzerine taşır mı? Yani tabii kuşkular bu yönde. Aslında bir yandan bu açılmalarla beraber harcamaların çok artacağını zaten öngörüyorlardı. Ama bunu bir şekliyle önemsemiyorlar. Çünkü bu özellikle enflasyon artışının kalıcı olmayacağı yönünde işte birçok Fed başkanı, bölgesel Fed başkanı da bununla ilgili piyasaları ikna edici konuşmalar yaptı. Ama bu plan oldukça büyük bir plan. Tabii bunun finansmanı konusu yani çok belirsiz değil. İşte kurumlar vergisini arttıracağını zaten daha önce Joe Biden söylemişti. 21'den 28'e çıkan bir kurumlar vergisi. Hemen önümde var bu. 13'den 21'e çıkan küresel vergilendirme, işte çok büyük firmaların. 400 bin dolar altındakilerin herhangi bir zarara uğramayacağını söyleyen bir yapı. Diğer taraftan özellikle fosil yakıt üreten şirketlere, fosil yakıtla işlem yapan şirketlere getirilen vergi indirimlerinin kaldırılması, vergi cennetlerinde Amerikan şirketlerinin iş yapamayacak hale gelmesi gibi çeşitli unsurlarla finanse edilecek. Bunun
en büyük unsurlarından bir tanesi tabii ki harcamaların nereye yapılacağı konusu. Ve bu harcamalar tek seferde yapılmayıp yıllara yayılacağı için yaklaşık 8 yıllık bir plan öngörülmüş. Bunlardan bir kısmı acil olarak yapılacak olan harcamalar, işte okulların güçlendirilmesi ya da işte care ekonomi dedikleri özen veya ihtimam ekonomisi olarak adlandırılan yaşlılara, çeşitli fiziki bedensel engellere yönelik olarak yapılacak olan yatırımlar, bunları zaten bekliyorduk. Yani bunlar çok sürpriz olmadı çünkü daha Joe Biden gelmeden Demokrat başkanların döneminde bu tür harcamalar olabileceğini öngörmüştük. O nedenle planın büyüklüğü de aşağı yukarı belliydi. Ben bunların çok fazla bir açıkçası enflasyon yaratacak endişe doğurmayacağını, hatta bu evet ilk başlarda böyle bir endişeyle Amerika 10 yıllıklarında hemen kısa süreli de olsa yukarıya doğru gidişi gördük ama bunun çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Bence esas problem Amerikan halkı harcamaya başladığı zaman bunun kalıcı olup olmayacağı konusu, esas gündem orada oluşacak bence. Archbridge Capital kurucusu Hakan Koca Yusuf Paşaoğlu da değerlendirdi. Demokratlar altyapı için 4-5 trilyon dolarlık harcama yapacak, faiz yükselişleri hisse senedi rallisini durdurmayacak dedi. Biz zannetmiyoruz ki demokratlar bu 4 sene içinde 4 ya da 5 trilyon harcamadan gideceklerini. Yani onun için o 4 ya da 5 trilyonu infrastruktüre, yani altyapıya harcayacaklar diye tahmin ediyoruz. Ama onu ancak yani daha üstüne gelecek paketler bizce gelecek sene gelecek. Geçen sefer de söylediğimiz gibi biz 4200-4300'ü bekliyoruz S&P'de. Niye bekliyoruz? Çünkü o dediğimiz sektörler kuvvetli gelir yapacağını düşünüyoruz ve faiz yükselmesi neredeyse geleceği yere geldi, en azından gelecek 6 ay için diye düşünüyoruz. Sorduğunuz soru çok güzeldi. Niye momentum azalması var? Tek neden aslında faiz yükselmesi. Faiz yükselişleri şey yapmayacak. Hisse senetlerinin yükselişini durdurmayacak ve bu zonu tarihte de görüyoruz. Yani bu ekonomik etapta faiz yükselişleri negatif bir şey olmayacak hisse senetleri için. Son bir soru hocam, onu da içeriden sorayım istiyorum. Şimdi mevduatla ilgili az önce aktardık. Ekranı yeni açanlar için tekrar söyleyelim. Mevduat ve katılım hesapları stopajında uygulanan indirimler 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Uzatılmayan tarafta ise kısa çalışma ödeneğini gördük hocam. 3.8 milyon kişinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği uygulaması dün itibariyle sona erdi. Bunun da etkilerini konuşabilir miyiz kısaca? Tabii yani buradaki stopaj konusu bence çok, yani elzem müthiş bir konu değildi. Çünkü bunun etkisinin ne kadar önemli olabileceğini ölçebilmek çok zor. Ama kurun işte bir haftada neredeyse %10'lara varan seviyelerde değer kazanması bunu çok anlamlı hale getirmiyor. Yani stopaj indirimi var diye insanlar koşup da TL varlıklara dönmüyorlar. Ama burada bence en önemli husus kısa çalışma ödeneği konusuydu. Ben birçok sektörden, işte Bloomberg'ün de bu hafta boyunca yayın yaptığı ticaret odası başkanları, sanayi odası başkanları, işte esnaflar, kimle konuşulsa herkesin beklentisi bunun artması yönündeydi. Ki devlete bunun bir maliyeti de yok. Çünkü zaten daha önce ödenmiş olan işsizlik fonu üzerinden karşılanıyor. Yani bizim bunu ayrıca bir bütçe ayırıp da karşıladığımız bir pandemi bütçemiz olmadığı için oradan karşıladığımız bir süreç de yok. Bence bu gerçekten, hele böyle kapamaların tekrar geri döndüğü bir ortamda bunun kaldırılmış olmasının çok sakıncalı olduğunu ve önümüzdeki aylar açısından baktığımızda çok ciddi şekilde ekonomiyi yaralayabilecek. Hatta ekonomi derken reel sektörü, esnafı, işte küçük orta boy işletmeleri ciddi şekilde yaralayacak bir sürece bizi soktuğunu düşünüyorum. Bilemiyorum neden uzatılmadı ama yani para mı yok, burada ciddi bir şekilde kaynak ayırmakla ilgili problemimiz mi var? Bunlar ayrı konular ama bu sonuç itibariyle önemli bir sıkıntı bence gelecek günler açısından. Şimdi kaynak dediğiniz için bütçeyle ilgili bir soru sorayım o zaman hocam. Merkez Bankası'na hazineye 30.2 milyar liralık kar aktarılacak. Her sene sizin de Merkez Bankası karı aktarıldığında bütçeyi bir değerlendiririz. Bu sene mali disiplin konusunu sizinle yine reform paketinin detaylarında da konuşmuştuk gerçi ama isterseniz bir de buradan maliye ile ilgili bir yorum vererek kapatalım. O reform paketi açıklandıktan sonra bunun adımları, hangi unsurlarda çeşitli şekilde tasarruflar yapılacağı gözüktü. Bunlardan bir kısmı işte belediyelerin yapmış olduğu harcamaların kısıtlanması, aslında merkezi hükümet harcamalarının
kısıtlanması bekleniyordu ama bu yönde çok ciddi bir şekilde kısıtlama yok. Diğer taraftan da işte bütçeye çok ciddi şekilde katkı sağlamayacak ama belki sembolik olarak önemli olacak bu taşıtların, araçların alınması konusundaki sınırlandırma var. Bütçe dengesini sağlamanın tek bir yolu var. Kamu küçülecek, kamu harcamalarından vazgeçecek. Yani hiçbir şey yokmuş gibi, dünyada pandemi yokmuş gibi, hala herkes normal hayatta devam ediyormuş gibi devam edemeyiz. Onun için zaten gelir yaratmakta çok zorlanıyoruz. En büyük problemimiz burası. Çünkü şirketlerin hem ciro yönünden hem kar yaratma yönünden çok büyük problemleri var. Ayakta kalmaya çalışıyor bir sürüsü, hatta belki kalamayacaklar bile. Dolayısıyla bunun gelir yaratılamayan kısmının harcama tarafından tasarruf yapılmadan sürdürülebilmesi mümkün değil. Onun için bütçede çok ciddi bir şekilde kamunun tasarrufa gitmesi, küçülmesi ve önemli harcamalarının, gerekli olmayan, lüzumsuz harcamalarının bir an evvel kısılması ya da ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Bunu da çok kere seninle konuştuk zaten. Profesör Doktor Burak Arzova, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok çok teşekkür ederiz yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Ve biz Burak Hoca ile sohbet ederken bakalım Amerika'da vadeliler nasıl hareket etti, onu da detaylarını paylaşarak devam edelim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve Amerika'da vadede Dow Jones %0.12 kadar ekside, Nasdaq vadeli %0.27, S&P 500 ise %0.01 kadar yükseliyor. Bugünün ajandasına baktığımızda haftalık işsizlik maaşı başvurularını alacağız. Aynı zamanda ISM imalat verisinin yanı sıra yine inşaat harcamaları rakamlarının da bugünün ajandasında olduğunu hatırlatalım. Düne döndüğümüzde bekleyen konut satışları %10.6 düştü. Böylece arzın kısıtlandığına işaret eden bir veri daha aldık konut tarafında Amerika'da. ADP özel sektör istihdam verisi ise 517 binle beklentinin altında kalsa da çok kuvvetli geldi. Yanı sıra dün itibariyle hisse senetleri performansında S&P 500 %0.36 yükselirken Nasdaq %1.54 yukarıdaydı. Dow Jones ise 85 puanlık bir düşüş gerçekleştirdi. Mart ayı sonu itibariyle grafiğe baktığımızda S&P'de %4.2, Nasdaq'ta %6'yı aşan ve Dow Jones'ta ve Nasdaq'ta %0.6'da kalan, dolayısıyla teknolojinin negatif yönde ayrıştığı bir Mart ayını geride bıraktık. Çeyrek performanslarda ise Dow Jones'da %7.8, S&P'de %5.8, Nasdaq'da %2.8'lik kazanım vardı. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın merakla beklenen altyapı programı açıklandı. 621 milyar dolarlık direkt altyapı yatırımının yanı sıra hem yaşlılara, engellilere yardımlar hem de aynı zamanda yine Amerika'nın tekrardan yeniden inşa edilmesine işaret eden yatırım kalemleri, internete erişimden imalat sektörüne kadar, yine imalat sektöründe, inşaat sektöründe çalışan yasa dışı göçmenlerin Amerikan vatandaşlığına kazandırılabilmesi, farklı farklı üniversitelere destekler, eskiyen okulların yeniden yapılmasından tutun da yeşil enerjiye kadar pek çok kalemde yine bir yeniden yapılanma programı adeta Amerika için açıklamış oldu ekonomik kalkınma anlamında Joe Biden. Peki para nereden gelecek? Finansman tarafına baktığımızda 8 yıllık bu programın finansmanının 15 yıllık bir vergi artırımları sürecinde gerçekleşmesi öngörüldü. Kurumlar vergisi tarafında %21 ila 28'lik bir band Trump dönemi ve öncesi arasında bir orta noktaya aslında işaret ediyor. Bir de tabii çok uluslu şirketler açısından da yurt dışındaki iştiraklerinden, kazanımlarından vergileri Amerika'da daha fazla ödemeleri yönünde adımlar var. Ama tabii önümüzdeki süreçte Kongre'den onay alır mı? Epeyce uzun bir zaman alması beklentiler dahilinde. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve dün ADP özel sektör istihdam verisini aldık. Bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları gelecek. Yarınsa Amerika'da tarım dışı istihdam günü. Oradaki detaylara baktığımızda 650 bin kişilik bir artış beklentisi var. CIBC Kur Strateji Direktörü Jeremy Stretch Amerika'da tarım dışı istihdam sonrası piyasa beklentilerini aktardı. CIBC'de olumlu bir tarım dışı istihdam beklentisine sahibiz Cuma günü. Tabii ki piyasaların baktığı yerden daha olumlu bir şey bekliyoruz. ADP açıklandı. Siz bu arada tarım dışı istihdam beklentisinin 1 milyon olduğunu söylediniz, ancak 650 bin konsensus şu an.
Yaklaşık olarak 700 bin gibi bir beklenti var. Biz ise 850 binlik bir beklenti içindeyiz tarım dışı istihdam tarafı için. Çok büyük bir fark değil, ancak istihdam büyümesi güçlü bir şekilde ABD tarafında artış gösterecek. Biz böyle düşünüyoruz. Bu da piyasaları biraz daha canlandıracak. Daha fazla güçlü bir performans ve daha dirençli bir performans görmemize sebep olacak ABD dolarında. Çünkü ne zaman olumlu bir istihdam verisi görecek olursak bu doları iyi bir şekilde etkiliyor. IMF de büyük ihtimalle ABD büyüme tahminini revize edecektir. Tarım dışı istihdam verisi için konuşacak olursak 650 binlik bir beklenti var ve bunun üzerinde herhangi bir şey gelmesi doları ikinci çeyreğe doğru girerken yukarı yönlü destekleyecektir. Ve ikinci çeyrekte de kazançlarını kazanç katmaya devam eder dolar endeksi. Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Mevduatta stopaj kesintileri 2 ay uzatıldı. Eylül 2020'de mevduatta stopaj oranları ile ilgili 3 aylığına getirilen ve Aralık ayında 3 aylık uzatma yapılan mevduattaki stopaj kesintileri uygulaması 31 Mayıs tarihine uzatıldı. Buna göre uygulamayla mevduat faizlerinde 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Yine şartlar da belirlendi. Vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar, 6 ay dahil vadeli hesaplarda %5, 1 yıla kadar, 1 yıl dahil hesaplarda %3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0, enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %0 şeklinde stopaj uygulamasının detaylarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Ve Amerika'ya gidiyoruz. Biden yeni altyapı planını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı altyapı ve istihdam programının çerçevesini Pittsburgh'de açıkladı. 2.25 trilyon dolarlık paketinde altyapı ve istihdama ilişkin notlar var. Pandemi ekonomik bölünmüşlükleri daha kötü hale getirdi diyor. Öne çıkan mesajları internet sitesinde bulabilirsiniz. Yine Biden vergi ödememek için boşluklardan yararlanan şirketleri de işaret etti demişler. Özellikle yurt dışı kazanımı olan yine şirketler tarafında vergi cennetlerine gidilmesin diye de burada bir takım ön koşullar var. Bakalım Kongre onaylayacak mı? Hal böyleyken Asya piyasalarında işler nasıl gidiyor, oraya da göz atalım. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Asya tarafında borsalar bu sabah yeşillerde. Tokyo'da %0.71, Şangay'da %0.27, Hong Kong'da %1.13'lük yükselişlerle işlemler devam ediyor. Bugünün ajandası oldukça kalabalıktı veriler açısından. Japonya ile başlayalım tur atmaya. Öncelikle büyük imalatçının ekonomiye güveni geldi. Tankan Endeksi Reuters'ın yaptığı ankette 5 seviyesiyle beklentiyi geçti. Jibun Bank'ın açıkladığı imalat PMI rakamı da 52.7 ile sektörde büyümeye işaret etti ve beklentinin üzerindeydi. Yine Güney Kore'den bu sabah rakamlar karşıladık. %16.6'lık ihracat, %18.8'lik de ithalat artışı var Mart ayında. Bir miktar beklenti altı kalmış gözüküyor. Çin tarafında özel sektörün hazırladığı Kaişin İmalat PMI Endeksi Mart'ta 50.6 ile tahminleri yakalayamadı. Ama hafta sonundan itibaren aldığımız PMI verileri zaten yeni yıl takvimi nedeniyle Şubat ayında düşük gelen rakamlarda toparlanmaya işaret etmişti. Yine Avustralya tarafında perakende satış verisi bu sabah açıklandı. Şubat ayında %0.8'lik azalış piyasanın beklediğinden kötü geldi. Dış ticaret fazlası ise 5,7 milyar dolarla yine beklentilerin altında kaldı. Hindistan çip üretim tesisi kurulması için 1 trilyon dolara varan şekilde nakit teşvik verebileceğini söyledi. Aynı zamanda Huawei tarafında yine çeyreklik bazda satışlarda Amerikan yaptırımlarından bu yana ilk defa düşüş açıklandı. Geely 20 milyar dolara varacak şekilde Volvo birimini halka arz etmek konusunda planları yeniden değerlendiriyor haberleri paylaşıldı. Çin'de ise büyük yabancı şirketler için yeni bir borsa kurulması alternatifi değerlendirilmekte. Orta Doğu tarafında Suudi Arabistan'da şirketler Prens Selman'ın 1.3 trilyon dolarlık projesini fonlamak için temettüden ödün verecek gibi gözüküyor. Bugün bu arada Suudi Arabistan demişken OPEC artı toplantısı var. Petrol fiyatları bu toplantıyı yeşillerde bekliyor. Amerikan tipi ham petrol şu anda 59,5 dolarda. Brent petrolde 63 dolar 12 sentteyiz. Mevcut durumda günlük 7 milyon varillik kesinti var. Ve Suudi Arabistan'ın bir de üstüne gönüllü olarak eklemiş olduğu 1 milyon varillik kesinti var. Buralarda herhangi bir değişime Haziran'a kadar gidilmesi beklenmiyor. Mayıs
Deniz kotaları ile ilgili bugün uzlaşı arayacaklar. Öncesinde ise Kuveyt Petrol Bakanı Alfares konuştu. Aşı takvimi ve son gelen imalat rakamlarıyla beraber küresel çapta taleple ilgili temkinli bir iyimserlik içinde olduklarına işaret etti. Amerika'dansa bu hafta gelen ham petrol stok raporunda 3.9 milyon varillik birikme vardı. Hatırlatalım. Dün Biden'ın programı açıklamasıyla beraber enflasyonla ilgili kaygılar biraz daha gündemdeydi. Altın buradan %1,5 kadar destek buldu. Gümüş de aynı şekilde. Altın fiyatı 8 Mart'tan beri en düşüğü $1,677.61 gördükten sonra toparlandı ama altın geçen çeyreğin tamamını %9'luk bir değer kaybıyla kapattı. Bu da 2016'dan bu yana en kötü çeyreğe işaret etti. Gram altında yeni güne başlarken biz 454 lira 17 kuruştayız. Spot altında ise $1,710.50 seviyesi ekranımıza geldi. Son bir not olarak Asya tarafından dolar yenin de Kasım 2016'dan bu yana en iyi performansı sergileyerek geçen ayı kapatmış olduğunu hatırlatalım. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve böylece ilk söz programının sonuna geliyoruz. Yeniden sabah raporuna devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında tekrar bir arada olacağız. Öncesinde ise tahvil faizlerinin küresel piyasalara yön verdiği bir ortamda Fed yöneticilerinden en son gelen mesajları arkadaşlarımız derlediler. Ekrana getirelim. Fed'in finansal kuruluşlarından sorumlu başkan yardımcısı Randall Quarles, Fed'in yeni çerçevesinin sıkılaştırma için acele edilmemesini sağladığını duyurdu. Quarles, hükümet müdahalesi olasılığını azaltmak için Finansal İstikrar Kurulu'nun Temmuz'da para piyasası fonlarının dayanıklılığını iyileştirecek politika değişiklikleri önereceğini belirtti. Quarles, Fed'in dolar swap hatlarını kurumsallaştırmak için ihtiyaç görmüyorum dedi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, faiz artırımlarında Fed yetkilileri arasında medyandan farklı bir pozisyon aldığını ve istihdam ve enflasyon kriterleri karşılığında harekete geçilmesi gerektiğini savunacağını söyledi. Kaplan, kriterler sorulduğunda bunun Fed'in ikiz hedefinde kadeder ilerleme görülmesi olduğunu vurguladı. Kaplan, 2021'de fiyatlarda bir miktar artış göreceğiz dedi. Kaplan, diğer yandan finansal varlık değerlendirmelerinin genel olarak yüksek olduğunu, aşırı risk alma durumunun dengesizlikler yaratabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Berkin ise, Fed'in 3 bölümlü testindeki beklentiler karşılanana kadar faizler olduğu yerde kalacak dedi. Berkin, hızlanan talep ve arz sıkıntısının bu yıl fiyatları yükselteceğini, ancak işletmelerin bu artışın uzun vadeli değil, tek seferlik olmasını beklediğini kaydetti. Berkin, son derece güçlü bir ilkbahar ve yaz göreceğiz dedi. Berkin ayrıca henüz ikna eden Bitcoin kullanım durumları görmediğini söyledi. New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin geneli hakkında iyimser olduğunu belirtti. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic de, Fed'in tahvil getirilerine tepki vermesi beklenmiyor dedi.